Değerli konuklarımız, bugün aramızda olarak bizleri onurlandıran Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ederim. Saygıdeğer katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, Tekrar Uludağ zirvesinin kapanışında galiba. Hep kapanışlar bana nasip oluyor. Kapanışında sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biliyorum bu aralar herkesin konuştuğu konu işte küresel döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, Türkiye'deki işte kurdaki dalgalanmalar, ama ben biraz daha uzun vadeli bir perspektif sunmak için yine bir sunumum var. O sunumdan başlayacağım. Yine de şunu söyleyeyim. Dün de Sayın Başbakan Yardımcımız da epey bu konulara değindi. Tabii aslında küresel döviz piyasalarında olup bitenler çok büyük sürpriz değil. Yani Avrupa'nın bir miktar deflasyonla mücadele etmesi gerekiyor. Bir miktar büyümeye ihtiyacı var. Japonya'nın yine deflasyonla mücadelesi söz konusu. Bir miktar büyümeye ihtiyacı var. Ee, bu arada da Amerika'da ayrı bir kulvarda Amerika'da da hızlı bir momentum var. Yani doların değer kazanması bu kadar hızlı. Şöyle söyleyeyim. E, reel efektif döviz kuru doların reel efektif döviz kuru son 8 ayda %17 yükseldi. Bu çok dramatik bir yükseliş, çok dramatik bir çıkış. Bu çıkışta kısmen Amerika'nın iç dinamikleri olumlu, yani pozitif, Amerikan ekonomisine ilişkin pozitif gelişmeler etkili olduysa da kısmen dünyanın diğer bazı bölgelerinde, işte Avrupa, Avro bölgesi gibi, Oradaki olumsuz gelişmelerin etkisi söz konusu. Şöyle bir hani karşılaştırma açısından söyleyeyim. Ee, mesela bundan önceki dönemde dolar çok ciddi bir zemin kaybetti. Yani 2002-2007 döneminde yine reel efektif doların döviz kuru endeksi %25 değer kaybetti ama bunu kaç yılda yapmış? 5-6 yılda oldu. Yani 5-6 yılda %25'lik bir değer kaybı ama 8 ayda %17'ye on yediye yakın reel efektif döviz kurunda bir artış olunca tabii herkes konuşuyor. Ben sadece şöyle bakıyorum olaya. Birincisi bu o kadar da kötü değil. Ben dolar açısından konuşuyorum, küresel ekonomi açısından konuşuyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü bu türden kur hareketleri özellikle yani tabii çok kısa zamanda bu kadar olması her ne kadar bazı soru işaretleri uyandırıyorsa da küresel ölçekte büyümenin yeniden dengelenmesine biraz yardımcı olabilir. Dediğim gibi bazı bölgelerde deflasyonla mücadelede bir miktar. Belki diğer birçok boyutu var. Ama bu türden de etkileri olacak. Dolayısıyla hani bir anlamda bu bu uyum diyelim, yani bu adjustment mutlaka bazı olumlu tarafları da var. Türkiye ilişkin değerlendirmeleri de yapacağız. Müsaadenizle ben Biraz daha bugün e, Türkiye'nin orta uzun vadeli vizyonu üzerine durmak istiyorum. Evet, yani kur hareketleri önemlidir, önemsiyoruz. E, önemli de bir hassasiyetimiz var. Ama sonuçta önemli olan bir ülkenin makroekonomik temelleridir. Onlar sağlamsa, ortalık yatışınca tekrar bir şekilde e, yani temelleri sağlam olan ülkelere rağbet artar, ilgi artar. Temelleri zayıf olan ülkeler zaten sadece yani kur yoluyla ne kalıcı bir rekabet elde edinebilirsiniz ne de yapısal sorunlarınızı çözebilirsiniz. Öyle de bir değerlendirmemiz hiçbir şekilde olmadı. Dolayısıyla benim bugünkü sunumum eğer becerebilirsem çok kısa bir şekilde siyasi görünümden bahsedeceğim. Yani siyasi istikrar biliyorsunuz çok önemli. Sonra hükümetimizin öncelikleri nelerdir? Reform gündemimizde ne var? Bence bunlar daha önemli konular. Belki çok kısa bir şekilde zaman kalırsa kısa vadeli ekonomik görünüm ve uzun vadeli ekonomik görünümden de bahsedeceğim. Siyasi tabii ki arka plan çok önemlidir. Siyasi istikrar çok önemlidir. Çünkü siyasi istikrar olmadan bir ülkede reform yapmak kolay değil. Mümkün ama kolay değil. Yani Orta Avrupa'da zaman zaman bunları gördük olabiliyor ama bu bölgelerde biraz zor. Siyasi istikrar beraberinde yani progresif bir platformsa yani reform söz konusuysa o zaman gerçekten kalıcı bir refaha da yol açabiliyor. Şimdi Türkiye'de aslında bunu önemli ölçüde son 10-12 yılda yaşadık. Yani siyasi istikrar sayesinde birçok makro soruna el atıldı, birçok reform yapıldı ve bunun sayesinde Türkiye'nin göreceli performansı bütün yani küresel krize rağmen, avro bölgesindeki durgunluğa rağmen, Orta Doğu'daki çalkantılara rağmen Türkiye aslında oldukça saygın bir performans, oldukça iyi bir performans ortaya koydu diyebilirim. Siyasi istikrardan kastımız, kastımız tabii ki e, yani mümkünse e, rahat bir çoğunlukla bir hükümetin e, yani rahat bir şekilde idare edebilmesi demek. Geçmişte hükümetlerin ortalama ömrü çok kısaymış, ortalama 17 ay, 16 ay nereden baktığınıza bağlı olarak. Son 12 yılda ise e, çok ciddi bir siyasi istikrar söz konusu ve o nedenle de 2023 gibi. Yani nispeten uzun vadeli bir ortaya vizyon konulabiliyor, ortaya hedefler konulabiliyor. Geçen sene iki seçim geçirdik, yani mahalli seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimler seçimleri oldukça demokratik bir olgunluk içerisinde ve siyasi istikrarın zedelenmediği bir çerçevede bu seçimler geride kaldı. 7 Haziran'da da genel seçimler olacak yani meclis parlamento seçimleri. Burada da bugünkü kamuoyu yoklamalarına bakarsanız bazı uç tabii ki şeyler var kamuoyu yoklamaları var ama yani nispeten genel kabul görmüş kamuoyu yoklama şirketlerine baktığınız zaman şu anda AK Parti yani şu andaki tabii ki iktidardaki partimiz %45 ile 50 arasında ağırlıklı olarak %47-50 arasında bir oya sahip. Bu da bir dönem daha çok rahat bir şekilde e, siyasi istikrarın e, güçlü bir şekilde devam edeceğini gösteriyorum. Peki ne nedir yani siyasi istikrar olması? E, biz bunu nasıl değerlendireceğiz bu dönemi? Aslında biz geçen sene Türkiye seçimlerle meşgulken e, Sayın Babacan'ın başkanlığında diğer bir takım bakan arkadaşlarımızla, bürokratlarımızla çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Ve çok kapsamlı bir reform programı hazırladık. Biz Türkiye'nin bir takım yapısal sorunlarının olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin yani performansı göreceli olarak son 10-12 yılda iyi ama daha kat etmemiz gereken çok mesafe olduğunu biliyoruz. Ve o nedenle de bu yapısal sorunları çözmek için çok kapsamlı 25 dönüşüm alanından oluşan bir reform programı hazırladık. Bu reform programının bazı özellikleri var. Yani geçmişte de birçok reform program uygulaması Türkiye'de de dünyada da tabii ki var. Geçmişte Türkiye'deki reform programları daha çok makro nitelikte çünkü 90'lı yılların sonunda Türkiye'nin en büyük problemi ne? Kronik yüksek bütçe açı. Bunun tabii ki para basarak finanse edilmesi söz konusu. Dolayısıyla kronik yüksek oldukça dalgalı enflasyon, yüksek reel faizler sürdürülemez borç dinamikleri, işte çok zayıf bankacılık sektörü gibi böyle çok bizim bildiğimiz kitabi, yani textbook dediğimiz kitabi böyle makro sorunlarımız vardı. Bu makro sorunları 2000'li yılların başında başlatılan reform programı, hükümetlerimiz döneminde yapılan güçlü uygulamalar sayesinde önemli ölçüde açtık. Şimdi diyebilirsiniz ki efendim Türkiye'de çok büyük bir cari açık var, sürdürülemez bir cari açık var, o bir makro problem. Doğru, fakat bu problemin temelinde ne var diye sorarsanız bence mikro düzeydeki sorunlar var. Yani düşük verimlilik var. Düşük tasarruf düzeyi var. Global katma değer zincirinde aşağıda olmamız yani yüksek teknoloji, teknoloji yoğun ürünlerde bizim payımız düşük. Yani enerji verimliliğinde oldukça geriyiz. Bunun gibi birçok faktör var. Dolayısıyla aslında cari açık bir anlamda bizim endüstri düzeyinde mikro düzeydeki birçok sorunun yansımasıdır. O nedenledir ki bu reform programı oldukça uygun. Diyebilirsiniz ki Türkiye'de enflasyon hala yüksek. Yani birçok mesela avro bölgesinde, Japonya'da veya başka bölgelerde deflasyonla mücadele varken Türkiye'de hala enflasyon %7'nin üzerinde. Doğru. Bu da bir makro problem. Bu kısmen her ne kadar para politikasının duruşu ile ilişkili olsa da kısmen de yine rekabetin önündeki engellerden kaynaklanıyor. Yani düşünsenize şimdi e, herhangi bir ürün düşünün diyelim ki e, tarlada 45 kuruşa mal olan bir diyelim ki kilo portakal yani süpermarkette birkaç liradan satılıyor. Niye? Çünkü demek ki orada acaba ulaştırmada mı sorun var? Yani işte başka konularda mı sorun var? Lojistik anlamda mı sorun var? Rekabet anlamı. Dolayısıyla aslında enflasyonun yüzde beşin üzerinde katı duruşu yani aşağı doğru inmekte zorlanmamızın, indirmekte zorlanmamızın bence temel sebebi yine mikro sorunlardır. E dolayısıyla bu bu program bu yani bu mantıkla hazırlanmış bir programdır. Bu program önemli bir programdır. Şimdi bu seçimi aradan çıkarttıktan sonra yani 7 Haziran'dan sonra önümüzde 4 yıl olacak. Bu 4 yılın ilginç bir özelliği olacak. Şöyle ne mahalli seçim olacak, ne cumhurbaşkanlığı seçimi olacak, ne de parlamento seçimi olacak. Dolayısıyla önümüzde 4 yıl var. Bu 4 yılı biz diyoruz ki çok iyi değerlendirelim. 2000'li yılların başında olduğu gibi çok güçlü bir reform programı uygulayalım. Özetle 25 dönüşüm alanı 1350'ye yakın mikro düzeyde tedbir. Şimdi bu programın bir diğer özelliği var. Tabii şu anda G20 üyesiyiz biliyorsunuz ve G20 dönem başkanlığı yapıyoruz ve G20'de herkes reformdan bahsediyor herkes ilave yüzde ikilik büyümeden bahsediyor. Ama bizim reform programının ilginç bir boyutu daha var. Ben birçok diğer reform programına da baktım. Şimdi biz şöyle yaptık. Dedik ki hangi tedbir alınacak? Yani hangi adımlar atılacak? Kim atacak? Ne zaman atacak? Ve bunun için gerekli mali imkan ne kadar? Yani bunun için ne kadar bir maliyet gerekiyor. Dolayısıyla aslında yani literatürdeki söylemiyle yani hem timing hem sequencing anlamında yani zamanlaması ve sıralaması noktasında gereken hassasiyeti de gösterdik. Şimdi bizim program o anlamda aslında ayakları yere basan bu reform programı ve gerçekten sonuç odaklı bir program. Şimdi belki programı inceleyeniniz olmuştur. Ya çok tedbir var, çok da böyle odaklanmamış diye düşünebilirsiniz. Biz biraz bazı tedbirleri genel hatlarıyla ifade ettik. O, hat, o tedbirlerin detaylandırılması aslında bizim çekmecelerde var. Öyle söyleyeyim yani. Biz aslında çok daha detaylı bir şekilde o programa vakıfız. Bu programın bir diğer özelliği, programı niye yapıyoruz? Yani Türkiye hadi yüzde üç civarında büyüyor. Ee, Avrupa daha düşük büyüyor. Latin Amerika daha düşük büyüyor. Gelişmekte olan ülkelerden bahsediyorum. Asya bizden daha fazla büyüyor. Yani so, peki yani ne var bunda diyebiliriz. Yüzde üçle biz orta gelir tuzağından kurtulamayız. Bizim tekrar yüzde beşleri hatta üstüne çıkmamız lazım. Bu küresel konjonktürde bu kolay değil. O zaman mutlaka sizin büyüme potansiyelini artıracak reform yapmanız lazım. Yani dolayısıyla bu reform programının temel hedefi sorun çözmenin yanında Türkiye'yi daha yüksek bir büyüme patikasına oturtmaktır. Bu programı yaparken aslında dediğim gibi biz yani bir temenni listesinin ötesine geçtik. Ayrıca Başbakanımız bu programı sahiplendi ve en üst düzeyde bu program açıklandı, sahiplenildi. Ve bu programı yaparken bütün Kamu kuruluşlarının hatta STKların iş aleminin de görüşlerini aldık, katkılarını aldık. Yani dolayısıyla hiç kimse çıkıp efendim biz bu süreçte yoktuk nereden çıktı falan demedi demiyor. Bu da çok önemli. Ayrıca biz bu programı da ciddi bir şekilde takip edeceğiz. Yani uygulanmasını takip edeceğiz. Ben şimdi bu detaylara girmeyeceğim. Yani bayağı uzun bir liste. Ee, yani 25 dönüşüm programı. Onun için sadece birkaç tanesine değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi tabii ki bugüne kadar devam ettirdiğimiz şekilde biz makro ekonomik istikrarı öncelikle, yani makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Bu önemli. Burada tabii ki daha düşük enflasyon, daha yönetilebilir bir cari açık, e, borç dinamiklerinin daha da iyileştirilmesi gibi birçok husus var. Bu konularda yani bankacılık sektörünün sağlıklı yapısının korunması gibi bu hususlardaki hassasiyetimiz devam edecek. Zaten son 12 yıldır ne yaptık deseniz önemli ölçüde reformların yanında bu makro finansal istikrarın korunmasını biz önceliklendirdik. Yani 2010-11'de Türkiye %9 büyüdü reel olarak. Peki 2012'de tesadüfen mi %2'lere kadar düştü? Çok hızlı gidiyorduk. Niye? Çünkü biz oturduk baktık bu sürdürülebilir değil tedbir aldık. Makro ihtiyati tedbirler ve makro finansal istikrarı biz önceliklendirdik ve ondan dolayı da büyümeyi aşağı çektik. Yani o tesadüfi bir yavaşlama değildi. O aslında bir mühendislik yani neredeyse hassasiyetiyle yavaş bir yavaşlatılma süreciydi diyebilirim yani. E, bence Uzun vadede bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli konulardan bir tanesi kurumların kalitesidir. İşte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı o nedenle önemlidir. Merkez Bankası bağımsız değilken ne yapıyorlardı? Para basıyorlardı. Hükümetlerde yüksek bütçe açıkları veriyordu. Ne güzel. Bütçe açığı 90'lı yılları hatırlıyor musunuz? 2002 yılı hatırlıyor musunuz? 2002 yılında bütçe açığı Türkiye'nin genel devlet açığı yani Avrupa ile... E, paralel bir tanım kullanırsak yüzde %11'iydi. Yani milli gelirin yüzde %11'i kadar bir bütçe açığı var. Ne yapıyor o dönemlerde? Yani 90'lı yılları kastediyorum. Merkez Bankası bağımsız olmadığı için e, fiyat istikrarı tek hedef olmadığı için ne yapıyordu? En önemli hedef olmadığı için ne yapıyordu? Para basıyordu. Hükümetin bütçelerini finansiyeli ne oluyordu? Sonunda yüksek enflasyon, yüksek faiz, sürdürülemez borç ve çok zayıf bankacılık sektörü ve düşük büyüme Değil mi? O nedenle kurumlar, kurumların kalitesi çok önemli. Ama kurumlar derken sadece Merkez Bankası'nı kastetmiyorum. Yani hukuk devleti ilkesinden tutun, yani hukuk sisteminin işleyişinden tutun bütün diğer alanlar kurumsal kaliteye girer. Şimdi Türkiye bu konuda yani bugün göründüğü kadar kötü de değil, belki arzuladığımız kadar iyi de değil. Aslında epey bir iyileşme var. Ama daha çok kat edeceğimiz mesafe var. Peki nasıl ölçeceğiz kurumların kalitesini? Doğrusu böyle bir tek standart yok. Ben şahsen Avrupa Birliği sürecini çok önemsiyorum. Niye? Çünkü şu etrafımıza baktığımız zaman ilham alacağımız başka neresi var? Ben ülke ismini vermeyeceğim ama kuzeye bakıp mı ilham alacağız? Hayır. E doğuya mı bakacağız hemen yanı başımızdaki komşuya, komşumuza mı? Aa, hayır. Hayır. Peki güneye mi bakacağız? Kesinlikle hayır. E şimdi o zaman bizim için hatta dünya için en önemli referans noktası nedir? E tabii ki Avrupa Birliği'dir. Çünkü Avrupa Birliği bugünkü bütün sıkıntılarına rağmen çok büyük bir başarı hikayesidir. Burada Sayın Trişe olduğu için söylemiyorum. Yani büyük bir başarı hikayesidir. Niye? E çünkü bizim Bakın İkinci Dünya Savaşı sonrasında yani bence çok büyük bir ya çok büyük bir başarı. Çünkü o kadar yıkımdan sonra önce bir ekonomik birlik, sonra bir siyasi birlik. Sonra da Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra o bütün o Doğu blokunu yani Doğu Avrupa'yı, Orta Avrupa'yı aldı ve burada demokratikleşmeden tutun reel yakınsama, real convergence. Yani bu başarıldı. Ve Türkiye'de bu reformların da bence önemli bir kısmı Avrupa Birliği süreciyle ilişkilidir. Dolayısıyla bizim için hala Türkiye'de kurumsal kalite iyileşiyor mu? Altyapı iyileşiyor mu? Yasalar iyileşiyor mu? diye Baktın bence Avrupa Birliği Progress Report'una yani ilerleme raporuna bakmanız lazım. Şimdi ne diyor Avrupa Birliği ilerleme raporu? Diyor ki geçen sene yani Ekim 2014'ten bahsediyorum. Diyor ki 33 faslın 30'unda az veya çok az veya çok ilerleme sağlandı diyor. Bunu ben söylemiyorum. Avrupa Birliği Komisyonu söylüyor. Eleştirdikleri noktalar da var. Ama diyorlar ki 33 Fass'ın 30'unda az az da olsa çok da olsa ilerleme var. Hatta komisyon ben satır aralarını iyi okudum. Diyor ki yazdım oraya. Diyor ki aslında Türkiye'nin yasal altyapısı neredeyse 26-27 fasılda ileri düzeyde Avrupa ile uyumlu. Bakın ileri düzeyde. Yani advanced level of alignment. Bu çok önemli. Bu aslında şu anlama geliyor. Türkiye bütün bu tartışmalara rağmen, bütün bu yaşadığımız sıkıntılara rağmen bir ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Ve eğer Avrupa'da bugün bir genişleme iradesi olsaydı, yani yeni üye alma veya Türkiye gibi büyük bir ülkeyi absorbe etme, içine alma böyle bir irade olsaydı böyle bir yani favorable yani daha böyle makul bir iklim olsaydı Türkiye aslında müzakere sürecinin neredeyse sonlarında olacaktı. Niye? 26 27 chapter'da Demek ki biz fasıl açacaktık. 26-27 faslı açacaktık. Belki yarısında kapatacaktık. Ama fiiliyatta nedir? 14 fasıl açık, biri kapalı. Diğer fasıllarda 20 fasıl siyasi veya başka sebeplerle henüz açılamadı. Ama açılmamış olması ilerleme sağlanmadığı anlamına gelmiyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Bizi Avrupa'ya alsınlar almasınlar, bizim Avrupa ile bu uyum sürecini tamamlamamız lazım. Avrupa ile reel anlamda yakınsamayı yani real convergence'i tamamlamamız lazım. Nominal convergence'i de sağlamamız lazım. Ben bu konuya yani inanıyorum ve Türkiye için bunun en temel öncelikli alan olduğuna inan. Dolayısıyla reform dediğiniz zaman bu 25 alan var. Bu daha çok bizim mikro düzeydeki bu sorunları çözme. Tabii Avrupa Birliği sürecine de yardımcı olacak ama Avrupa Birliği süreci çok öncelikli bir konudur. İkinci e, biraz bazı göstergeler var. Nedir? Dünya Ekonomik Forumu Global Competitiveness yani global rekabet endeksine bakıyor. Türkiye epey mesafe kat etmiş. Daha tabii ki 44. sıra bize yakışmıyor ama e, fena da de değil. Yani 100 şey 45. sıra. 144 ülke arasında 45. sıra şu an itibariyle birçok e, gelişmekte olan ülkeye göre iyi bir noktadayız ama burada duramayız. Daha da ilerleme sala. Yine yolsuzluk algı endeksinde arzuladığımız noktada değiliz. Yani 2002'ye göre örnek, yani ülke sayısı artmış. Türkiye o anlamda nispeten iyi bir noktaya gelmiş ama bizim daha kat edeceğimiz mesafe var. Dolayısıyla bizim yolsuzlukla mücadele etmemiz lazım. O nedenledir ki hükümetimiz daha yeni çok kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele programını hazırladı. Şu anda tabii ki ilave bir takım görüşler alınıyor ve ümit ediyorum ki yakında da meclise gönderilir. Son olarak Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı endeksi. Bu da çok önemli bir referans. Burada da bir miktar ilerleme var ama arzuladığımız noktada değiliz. Fakat 55. sıra 189 ülke arasında yine 10 yıl öncesine göre oldukça iyi bir ilerleme sağlandı. Diğer önemli bir alan daha var. Türkiye'nin gerçekten potansiyelini gerçekleştirmesi için kendi iç sorunlarını çözmesi lazım. Kürt meselesi bunların başında geliyor. Mutlaka Kürt meselesinde Türkiye'nin e, ilerleme kaydetmesi lazım. Peki bu bölgede karmaşık etnik problemler yani Orta Doğu'yu kastediyorum nasıl çözülüyor? Maalesef çözülemiyor. İşte Suriye'nin haline bakın. Etnik veya bir takım mezhep farklılıkları nedeniyle ülke paramparça, ülke tam bir kaos, tam bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Irak çok mu farklı? Libya çok mu farklı? Yemen çok mu farklı? Şimdi bu önemli bir konu. Peki Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Böyle bir ortamda, böyle bir coğrafyada. Yani karmaşık etnik veya mezhep sorunlarının kavgayla çatışmayla birbirlerini yok etme şeklindeki çabalarla çözümünün şu anda fiilen uygulamada olduğu bir ortamda Türkiye ne yapıyor? Türkiye diyor ki ben Kürt meselesini daha çok demokrasiyle, daha çok temel hak ve özgürlük ekseninde çözmek istiyorum. Yani bu önemli bir bence yaklaşım. Mesela ben etnik olarak hep söylüyorum Kürdüm 7-6 yaşıma kadar yani okula ilk okula başlayana kadar tek kelime Türkçe bilmiyordum. Ama o dönemde ayrıca yani çok ciddi yasaklar vardı. Yani bizim köyde o dönemde biz Kürtçe müziği korkarak dinliyorduk. Zaten Türkiye'den de Kürtçe müzik yayını yasaktı. Yani mümkün değildi. E niye? E o zaman o korkular vardı. Halbuki biz bugün diyoruz ki bütün bu kişisel ve kolektif hakların tanınması lazım diyoruz. Örgütsel talepler ayrı bir şey. Yani terör örgütünün talepleri ayrı. Ama Kürtlerin, Kürt kardeşlerimizin yani temel hak ve özgürlükleri anlamında hem kişisel bazda hem kolektif bazda hakları noktasında Türkiye gerçekten çok önemli adımlar attı ama şu anda zamanımız yok. Şimdi bu meseleyi biz daha çok demokrasiyle, daha çok temel hak ve özgürlük ekseninde çözersek, Türkiye nasıl etkilenecek? Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok ciddi yani insan kaybı oldu. 40 binin üzerinde insan kaybettik. Ve yani kimisine göre 350 milyar dolar, kimisine göre 1 trilyon dolar Türkiye'nin kaybı oldu. Ama son iki yıldır çatışma durdu, çatışmalar durdu. Ve müzakereler hiçbir dönemde olmadığı kadar ileri bir düzeyde. Ve yakında biliyorsunuz artık silahların bırakılması çağrısı da yapıldı. Şimdi bu nedenle gerçekten ilk defa Türkiye belki Orta Doğu için hatta Kafkaslar için bir ilham kaynağı olacak bir çözüm çabasında ve bu çözümde de belki başarıya ulaşacak ben inanıyorum. Neden? Çünkü Türkiye Irak gibi değil. Türkiye Suriye gibi değil. Irak'ta mesela Kerkük'ün, Musul'un aşağısında Kürt yoktur. Ama Türkiye'nin en büyük Kürt nüfusu İstanbul'dadır. Ankara'dadır, İzmir'dedir. Yani biz etle tırnak gibiyiz. Hani bin yıl beraber yaşamanın da ötesinde. Bir de oradaki gibi yani mezhep üzerine, etnik köken üzerine bir yaklaşım hiçbir zaman olmadı. Ha, Türkiye'de eskiden bir red inkar siyaseti olmuş. Ve o siyasetin de yanlışlarının faturasını bugün ödüyoruz. Ama hükümetlerimiz döneminde red ve inkar siyasetine bir son verdik. Dolayısıyla bu sorunun çözülmesi ihtimali son derece. Peki çözülse ne olur? Ben bir ekonomistim. Her zaman birkaç rakam vermek lazım. Tamam, bu rakamlar çok kaba rakamlar. Benim şahsi görüşüm böyle bir sorunun çözülmesi halinde Türkiye'nin önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde ilave yüzde bir büyüme potansiyeli yüksek. Şimdi nereden çıkarttınız diyeceksiniz. Model ne diyeceksiniz. Ben Batman milletvekiliyim. Size bir örnek vereyim. Şimdi Batman 550 bin nüfuslu bir yer. Nüfusun yüzde 60'ı 25 yaş altı. Düşünebiliyor musunuz? Yani öyle bir demografik yapı var ki inanılmaz bir şekilde büyümeye elverişli. Bu bir. Size bir örnek vereyim. Mesela 2002 yılında Batman'ın ihracatı yok. 600 bin dolar. Bu son Irak krizinden önce neredeyse 100 milyon dolara doğru çıkmış. Diyeceksin 100 milyon dolar ne ki? Ama yani neredeyse sıfırdan şimdi öyle bir yani organize sanayi bölgesine hiç yer yok. Yani fabrika için. Şimdi biz milyonlarca metrekare yeni OSB'ler kurma çabasındayız. Yani o OSB derken Organized Industrial Zone'u kastediyorum hani çevirirken belki doğru çevirsin Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. İnanılmaz bir, bir, orada bir huzur sağlanırsa, bir huzur ortamı oluşursa hükümet olarak biz eğitime yatırım yapıyoruz. Altyapıya yatırım yapıyoruz, teşvikler veriyoruz. Bir de orada huzur ortamı olursa o bölge Türkiye'nin yeni büyüme motoru olacak. Yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi Batı'yla arayı kapatırken Türkiye Türkiye'nin batısıyla arayı kapatmaya devam edecek ve Doğu ve Güneydoğu Türkiye'nin yeni büyüme motoru olacak. Ben buna inanıyorum. Dolayısıyla bu bu tahmin o kadar abartılı bir tahmin değil. Ayrıca bu bölge enerji açısından çok elverişli, çok önemli kaynakların olduğu bir bölge. Mesela Irak'ın Kürdistan bölgesi şu anda bizim en büyük ticaret ortaklarımızdan bir tanesi. Öyle yani. Biz geçen sene Irak'a yanlış hatırlamıyorsam 11 milyar dolar civarında mal sattık. Doğru düzgün hiçbir şey almadık. Yani ihracatımız 11 milyar dolar. Şu savaş ortamı olmasa Irak'ta yani daha doğrusu bu kaos ortamı olmasa ihracatımız rahat bir şekilde bunun çok çok ötesine gidecek. Çünkü Irak'ın Kürdistan bölgesiyle ihracat demek aslında iş ticaret demek. Çünkü aynı dili konuşuyorsunuz, aynı kültüre sahipsiniz. Yani sadece başka bir şehre bir mal satmak gibi bir şey yani neredeyse. Dolayısıyla o anlamda da ciddi avantajlar var, ciddi enerji imkanları da var. Cari açık rahat bir şekilde yine bir puan milli gelire oran olarak aşağıda olabilir. Şimdi bizim en temel önceliğimiz insan. Çünkü Türkiye'nin petrolü yok yok denecek kadar az Türkiye'nin doğal gazı yok dolayısıyla ne yapmamız lazım İnsana yatırım yapmamız lazım ve gerçekten de bu çok önemli bunu ben söylemiyorum mesela milli gelir düzeyi ile kişi başına milli gelir düzeyi ile eğitim arasında çok yakın bir ilişki var bu grafik 25 yaş üstü nüfusun okulda kaç yıl geçirdiği ile satın alma gücü paritesi ile milli gelirin Logaritmik değerini gösteriyor. Aslında Türkiye ilginç bir ülke, şöyle ilginç bir ülke. Eğitim düzeyine göre çok daha yüksek bir milli gelire sahip. Acaba niye? Çünkü Türkiye'de girişimcilik ruhu yüksek. Bakın Avrupa eski bağımsız devletler topluluğunu hatırlıyor musunuz? Yani daha doğrusu şimdiki işte Rusya'dan kopan ülkelere. O ülkelere bir bakın. O ülkelerde eğitim düzeyine göre kişi başına milli geliri daha düşük. Niye? Orada girişimcilik buradaki kadar dinamik değil. Bu kadar güçlü değil. Demek ki biz eğitimde OECD ortalamasını yakalarsak bu girişimcilik ruhuyla biz çok çok daha yüksek kişi başına milli geliri sağlarız. Evet. Ve bu grafik onu gösteriyor. Bizim hükümetimiz zorunlu eğitim süresini 12 yıla çıkarttı. Okul öncesi de dikkate alırsanız onun da bir miktarının üniversiteye gideceğini düşünürseniz şu anda beklenen şu, yani önümüzdeki dönemde 25 yaş üstü nüfus için beklenen yıl okul say, e, şey e, ok, e, yıl olarak okul süreci en az 14 yıldır. Şu anda OECD'de de yanlış hatırlamıyorsam 11 yıl civarı. Dolayısıyla Türkiye doğru adım attı. Ama eğitimde kalitede arzladığımız yerde değiliz. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın bütçenin neredeyse 5'te birini eğitime harcıyoruz. Ve 2002'ye göre iki, ikiye katlanmış. Yani yüzde 19'a çıkmış. Bu çok önemli. Ayrıca okullaşma oranlarında muazzam artış var. Her yani okul öncesinden tutun üniversiteye kadar okullaşma oranlarında sıkıntıyı önemli ölçüde açtık. Fakat kalitede dediğim gibi bir bir miktar sorun var. Ayrıca özellikle biz diğer bir takım programları da devreye sokuyoruz. Ben kaliteyi biraz hızlı geçtim. Onu da göstereyim. Şu, şu grafik. Bu OECD ülkeleri ortalamasıyla Türkiye'nin PISA sınav e, tabii ki sonuçlarının farkını gösteriyor. Dikkat edin her yıl OECD ile arayı kapatıyoruz yani eğitimde de kalite artıyor ama henüz arzuladığımız noktada değiliz. Dolayısıyla eğitimde kaliteyi artırmak için daha kat edeceğimiz çok mesafe var. O nedenle önemli reform alanlarından bir tanesi eğitimdir. Altyapı, altyapı çok önemlidir. Kim ne dese desin altyapı olmadan kalkınmadan bahsetmek, gelişmeden bahsetmek zordur. O nedenle bizim hükümetimiz bakın son 12-13 yılda 220 milyar lira harcamış altyapıya. Bu çok ciddi bir para. Yani bu kur yükselmeden önce olsaydı 100 milyar doların biraz üzerinde olacaktı. Şimdi bir tane basit harita var. Geçen sene de gösterdim biliyorum. Ama o kadar çarpıcı ki. Haritanın üst kısmı Türkiye'nin çok şeritli yol haritası 2003'ün başı. Çok şeritli yol haritası. Haritanın altı da Ekim 2014 itibariyle. Dolayısıyla Türkiye karayollarına çok büyük yatırım yaptı ve önemli ölçüde dar boğazlarını açtı. Şimdi yüksek hızlı trenler yapıyoruz. Orada da epey bir yatırım yapacağız. Almanya'yı örnek alıyoruz burada. Ondan sonra hava alanlarında da her konuda ikiye katladık, üçe katladık. Yani rakamlara, detaylara boğmayacağım. Özetle Altyapıda hakikaten Türkiye çok mesafe katletti. Ve gerçekten de son yüzyılın en önemli projelerini şu anda ya planlıyoruz ya da uyguluyoruz. Mesela şu anda şu projelerin tamamı ya bitti ya bitecek. Yani e, önemli ölçüde bu projeler bir kısmı devreye sokuldu, bir kısmı da bitme aşamasında, bir kısmı da önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bitmiş olacak. Yine biz sadece karayollarına, işte demir yollarına, deniz yoluna, limanlara yatırım yapmadık. Bilişim altyapısına da yatırım yaptık. Onları geçeceğim. Ve o nedenledir ki Türkiye bakın birçok göstergede kırklı rakamlardayken yani hatırlarsanız gösterdim. Rekabet gücünde, işte iş yapma kolaylığında. Halbuki lojistikte Türkiye ilk 30'da. Hedefimiz tabii ki ilk 15'lere doğru gitmek ve Türkiye'yi önemli bir lojistik üstüne. Dolayısıyla önemli bu reform programlarından bir tanesi de Türkiye'yi ulaştırmadan lojistiğe sıçratmaktır. Sağlık, sağlık konusunda da epey mesafe kat ettik. Büyük hedeflerimiz var. Biz turizmde dünyada 6. büyük pazarız. Yani geçen sene Avrupa'da yaşayan Türkler dahil Türkiye'ye 42 milyon turist geldi. Sadece yabancı turist sayısı 37 milyon kişiydi ve dünyada 6. sıradayız. 32 milyar dolar gelir elde ettik. Şimdi hedefimiz sağlıkta önemli bir ihracat üssü olmak. Ve bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Bunun için de önemli bir reform şeyi var. Ben fazla sizi detaylara boğmak istemiyorum ama sağlıkta çok önemli mesafeler kat ettik. Özel sektörle devlet arasında rekabet var ve ben inanıyorum ki bu nedenle de Türkiye'yi biz bir sağlık ihracat üstüne dönüştürebiliriz. Biz şunu söyledik, e, burada Sayın Konukoğlu başını sallıyor, bilir o. E, eminim bundan da yararlanıyordu, yararlanmıyorsa mali müşavirine söylemesi lazım. Biz geçen sene şunu dedik, dedik ki siz yabancıların tedavisinden 100 dolar gelir elde ederseniz 50 dolarını vergi matrağından indirebilirsiniz. Yani Bayağı büyük bir teşvik sağladık yani çok ciddi bir teşvik onun için bazı hastaneler İzmir'de biliyorum mesela İzmir'de sadece Libyalı hastalara bakıyorlar. Biliyorum çünkü başka Türkleri kabul edecek kapasiteleri yok. Dolayısıyla bu da çok önemli bir hedef. Verimlilik. Türkiye'nin en büyük sorunu verimlilik düşük. Bu iş gücü verimliliği son yıllarda arttı ama daha kat edeceğimiz mesafe var. Yani özellikle 2002-2007 döneminde iş gücü verimliliği de toplam faktör verimliliği de hızlı bir şekilde arttı. Şu anda bir yavaşlama sürecindeyiz. O nedenle reforma ihtiyacımız var. Ne reformuna? İş gücü piyasası reformuna. Avrupa'nın da ihtiyacı var, bizim de ihtiyacımız var. Bakın şunu çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Şu son yıllarda birçok konuda reform yaptık. İlerleme sağlayamadığımız nadir alanlardan bir tanesi bu alandır. Yani bakın öz eleştiri yapıyorum. Evet, Türkiye iş gücü piyasasını esnekleştirmede maalesef çok konuştu, hiç adım neredeyse hiç adım atamadı. Hala şu anda aslında mecliste bir tasarı var. Özellikle kadınların yarı zamanlı çalışmasını, istihdam bürolarını da içeren bir çalışma. Nedense iş sizin sahibi yok bu ülkede. Yani sendikaların tek derdi var. O da var olanların işte haklarına en ufak bir zarar. Tamam. Biz de onların haklarını koruyalım. Ama biz bu işgücü piyasasıyla yolumuza devam edemeyiz. En önemli reform alanlarından bir tanesi bu olacak. Yani Türkiye kaçınılmaz olarak işgücü piyasasını daha esnek hale getirecektir. Açık ve net olarak altını çizmek istiyorum. Ama burada tabii bunu yaparken eğitim sisteminden tutun endüstrinin ihtiyaçlarından tutun. Yani birçok konuda bizim bir zaten stratejimiz var. Bakın bu OECD'den Türkiye OECD'nin en katı iş gücü piyasası rejimine sahip. Bunu ben söylemiyorum. OECD'nin kendisi söylüyor. Dolayısıyla biz bu bununla yola devam edemeyiz. Mutlaka bizim istidamı artırmak için e, bizim reform yapmamız lazım. Ama güzel bir trend var. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı maalesef düşük. Fakat son 10 yılda çok hızlı arttı. Bu güzel bir gelişmedir. Çünkü nüfusunun yarısını aktif olmadığı bir ekonomi birinci lige çıkamaz. Bu kadar açık ve net. Altını çiziyorum. O nedenle bizim mutlaka kadınların iş gücüne katılım oranını daha da arttırmamız lazım. Nasıl artıracağız? Daha iyi eğitimle. Bakın size bir tane grafik göstereyim. Üniversite mezunu kadınlar arasında iş gücüne katılım oranı yüzde yetmiş Neredeyse. Ama ilkokul mezunları arasında görüyorsunuz işte. Veya lise mezunları yani lise ve altında yüzde yirmi beş. Okuma yazma bilmeyenler de yüzde on beş on altı. Dolayısıyla üniversite özellikle yani üniversiteye erişimin artmasıyla birlikte ben inanıyorum ki kadınların iş gücüne katılım oranı daha da azla artacak. Bu hem iyi bir haber, hem de reform yapılmazsa kötü bir haber. Niye? Çünkü bizim çalışma çağındaki nüfusumuz yıllık yüzde iki civarında artıyor. Bu 1 milyon, 1.2 milyon yeni iş gücü piyasasına adamın girmesi demek. Yani insanın gelmesi demek. Bir de kadınların iş gücüne katılım oranı yılda 2-3 puan özellikle artıyor. Bu da ne demek biliyor musunuz? Basit bir şey. Hükümetler reform yapmazsa işsizlik yükselecek demektir. Bu kadar basit. Dolayısıyla bu reform programının bence yani mutlaka uygulanacağının garantisi iş gücü piyasasının dinamikleridir. Nasıl? Çünkü iş gücü piyasasının dinamikleri bu reform programının uygulanmaması halinde siyasi maliyeti çok yüksek olacak bir sonuç doğuracaktır. Yani belki bu dönemi atlatırsınız ama 2019'da önünüze çıkacak. Dolayısıyla hükümetimiz bu reform programını uygulamak zorundadır ve uygulayacaktır. Kim olursa olsun ben olurum kim olur fark etmez. Bu program mutlaka uygulanacaktır. Çünkü başka seçenek yoktur. Bu reform programının uygulanması dışında bir seçenek söz konusu değildir. Siyaseten değildir. Ekonomik olarak konuşmuyorum burada. Bakın geçen sene biz 1 milyon 430 bin kişiye iş bulduk. Bu büyük bir rakam. 1 milyon 430 bin kişiye istihdam sağlamışız. Peki ne olmuş? İşsizlik oranı bir puan yükselmiş. Nasıl oluyor? İşte bundan dolayı oluyor. İş gücüne katılım oranı ve çalışma çağındaki nüfusun Artışından kaynaklanıyor. Ö Özetle iş iş alemi hiç tereddüt etmesin, i̇ş siyasi istikrar devam ederse sadece iş gücü iş gücü piyasası dinamikleri hükümetlerin reform yapmasını zorunlu kılacaktır. Benim bugünkü mesajım bu. Peki eğer iş gücüne katılım oranı Türkiye'de artarsa ne yapacağız? Türkiye'de iş gücüne katılım oranı artarsa çok hızlı bir şekilde batıyla arayı kapatacağız. Bunun da dediğim gibi ön koşulu istihdam oranını yükseltmek, iş gücü katılım oranını yükseltmek ve böylece dependency rate dediğimiz bağımlılık oranı düşürmek. Sermaye piyasaları. İş gücü piyasanız esnek olacak. Amerika'da esnektir. Sermaye piyasalarınız derin olacak. Amerika'da derindir. Amerika bu nedenle başarmıştır. Yani nüfusu 300 milyonun üzerinde ama neredeyse 50 bin dolara ulaşmış bir ülke. Bunu başka sağlayan var mı? Yani bu ölçekte. Petrol zenginlerini bir kenara bırakıyorum. Demek ki tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. İş gücü piyasasını daha da esnek hale getireceğiz. Sermaye piyasalarını derinleştireceğiz. Peki burada ilerleme var mı? Var. Ben sizi detaylara boğmayacağım. Sonra sunuma bakabilirsiniz. Nasılsa bizim web sitemizde yayınlanıyor. Ama bir epey bir ilerleme var. Fakat daha böyle özellikle finansal aracılıkta bir takım sıkıntılar var. İşte halka açıklıkta çok gerideyiz. Mutlaka daha da ilerlememiz lazım. Çok adım attık ve hakikaten de bu adımların meyvelerini de toplamaya başladık. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Global Finansal Merkezler Endeksinde biz 72. sıradaydık. 42. sıraya yükseldik. Hedefimiz 18 işe 25. sıra. İnanıyorum ki oraya ulaşırız 2018'de. Yine e, finansal e, gelişmişlik endeksinde de Türkiye epey ilerleme sağladı ve inanıyorum ki biz yine ilk 30'a gireceğiz. Enerji verimliliği çok önemli. Maalesef enerjide dışa bağımlıyız. Ve cari açığın en önemli bileşeni enerji. Çünkü enerji deyince işte akla doğal gaz, işte petrol gibi birincil enerji kaynakları geliyor ve orada yüzde yetmiş dört dışarı bağımlıyız. O nedenle geçen sene biz yaklaşık 55-56 milyar dolar enerji ithalat yaptık. Cari açık 46 milyar dolar, enerji ithalatı 55-56 milyar dolar. E şimdi böyle gidemeyiz. O nedenle yerli yenilenebilir enerji kaynaklarına biz ağırlık vereceğiz. Peki veriyor muyuz? Buyurun verdiğimizi gösteriyorum ben size. Bakın son yıllarda Türkiye elektrik şöyle diyeyim kurulu kapasitesini yılda 6.500 megawatt artırıyor son yıllarda. Bu 6.500 megawattın çok büyük bir kısmı hidroelektrik ve kömür ve yenilenebilir. Yani doğal gazı yakında neredeyse durduracağız. Niye? Artık teşvik vermeyeceğiz. Vermiyoruz zaten doğal gaza. Dolayısıyla diğer alanları teşvik edeceğiz. Bu nedenle de enerjide dışa bağımlılığı azaltmamız lazım. Ve burada da zaten gösteriyor kurulu kapasitede ciddi artışlar var. Diğer bir konu maalesef katma değer zincirinde çok gerideyiz. Katma değer zincirinde bizim mutlaka ne yapmamız lazım? Yükselmemiz lazım ve o nedenle de argeye yatırım yapmamız. Maalesef arge harcamaları milli gelire oranı çok düşük. Yani ikiye katlandı son 12 yılda ama hala milli gelirin yüzde birinden daha az. Şimdi çok iyi ülkeler yüzde 3-5 arası. E biz hiç olmazsa Avrupa Birliği'ni önce yakalayalım diyoruz. Sonra da daha iyiler arasına geçelim. Biliyorum bu çok iddialı bir hedef. Ama özel sektöre çok büyük teşvikler veriyoruz. 100 dolar veya 100 lira ARGE yapana biz 225 liralık destek veriyoruz. Bir patent bulana, o patenti ticarileştirene, o patentten elde ettiği gelirin yüzde ellisini vergi matrahından düşürüyoruz. Bu ilave bir şey. Yani dolayısıyla hakikaten özel sektörün ARGE çabalarına çok güçlü destek veriyoruz devletin ARGE çabalarında, ARGE büyüklüğünde milli gelire oran olarak aslında Avrupa'dan çok uzak değiliz, yakınız. Ama özel sektör maalesef Avrupa'nın üçte biri, dörtte biri düzeyinde. Mutlaka özel sektör ARGE'sini daha da Peki bu dönüşüm programında ne var? Bu dönüşüm programının en önemli bileşenlerinden bazıları Türkiye'nin katma değer zincirinde yukarı çıkmasını sağlayacak adımlar var. Ee, İlerleme de biraz var yani özellikle endüstriyel tasarımlarda işte markalaşmada hatta patent sayısı başvuru sayesinde Türkiye'de ilerleme var ama tabii ki daha çok gerideyiz özellikle patente gerideyiz endüstriyel tasarımda aslında iyi bir noktadayız Avrupa'da iyi bir noktadayız markalaşmada da yanlış hatırlamıyorsam şimdi neredeyse Avrupa'da birinci sıraya yükseliyoruz peki bütün bunları yapacaksınız. Ama haksız rekabet devam edecek öyle mi? Yani kayıt dışılık devam edecek. Bu da olmaz. Mutlaka kayıt dışılıkla da mücadele edilmesi lazım. Bu da en öncelikli konulardan bir tanesidir. Ve o nedenle de birçok adım atıyoruz. Yeni bir eylem planımız var. Amacımız milli gelire oran olarak kayıt dışı ekonomiyi 5 puan düşürmek ve tabii ki kayıt dışı istihdamı düşürmek. Kayıt dışı istihdamı epey azalttık. Ama hala çalışanların üçte biri kayıt dışı. Demek ki daha kat edeceğimiz mesafe var. Ekonominin de e, dörtte birinden fazlası hala kayıt dışı. Dolayısıyla bizim daha ilave çaba göstermemiz lazım. Biliyorum uzattım ama çok kısa bir şekilde önümüzdeki bir yıl ne olacak? Onu da söyleyeyim elimden geldiğince. Biz büyümeye bu sene yavaş başladık. Yani daha doğrusu öncü göstergeler ilk çeyrek için pek de olumlu değil. Bilmiyorum. Belki bu piyasalardaki dalgalanmalardır. Belki işte bu seçim öncesi insanların tüketimini, yatırımlarını ötelemesidir. Yani birçok şey konuşulabilir. Biz bunun farkındayız. Yıla yavaş başladık. Ama ben şuna inanıyorum. Bakın kendi senaryomu söyleyeyim. Seçim sonrasında bugünkü kamuoyu yoklamalarının doğru çıktığı varsayımıyla ve AK Parti'nin çok rahat bir çoğunluk sağladığı, siyasi istikrarın devam ettiği varsayımıyla. Ben ekonomistim, varsayım yapmam lazım. Başka türlü şey yapamam, senaryo analizi yapamam. Böyle bir varsayım altında. Ben inanıyorum ki son iki yıldır yavaşlayan özel sektör yatırımları artacak. Bir, ben inanıyorum ki ötelenen tüketim harekete geçecek. Avrupa Birliği'nden pozitif sinyaller geliyor. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeye gitmesi çok önemli. Bu sorunu çözmez. Yani daha doğrusu yapısal sorunları belki çözmez. Ama Amerika'da olduğu gibi ekonominin canlanmasına mutlaka katkıda bulunacaktır. Ben ona inanıyorum. Yani başka türlü yani bu kadar para basıp da sonuç almamanın ben ihtimalini son derece düşük görüyorum. Yani sonuç alınacak. Dolayısıyla Avrupa'da bir miktar toparlanma. Tabii jeopolitik gerginlikleri tahmin etmek zor. Ama geçen sene zaten olabildiğince kötü bir dönemden geçtik. Yani en büyük ticaret ortaklarımıza bakın. Orta Doğu işte görüyorsunuz halini. Hiç olmazsa şimdi Irak'ta daha böyle işitle mücadele noktasında DAEŞ'le mücadele noktasında bir ilerleme var. Suriye tabii öngörülebilir değil şu anda. Libya sıkıntılı. Ama bütün bunlara rağmen geçen sene oldukça kötüydü. Yani daha kötüsü olur mu bilmiyorum. Kuzeyde bir kriz var. Rusya-Ukrayna arası. Ama orada da şu anki haliyle donuk mu kalacak daha mı kötüleşecek benim bir öngörü yapmam doğru olmaz. Daha doğrusu bilmiyorum. Fakat yani jeopolitik gerginlikler olarak baktığımız zaman olabildiğince kötü bir dönemi geride bıraktık. Avrupa'da uzun bir süredir bir durgunluk vardı. Stagnation vardı. Şimdi ümit ediyorum ki bir toparlanma olacak. Gelen sinyaller de olumlu. Böyle olması halinde ben inanıyorum ki bir miktar dış talebin etkisiyle bir miktarda seçim sonrası iç talepteki canlanma ile birlikte, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte, cari açıktaki daralma ile birlikte ben inanıyorum ki Türkiye ekonomisi toparlanır. Yani biraz daha hızlı büyüme. Geçen sene yüzde muhtemelen 3 civarında büyüdük. Yüzde 3'ün belki biraz altı o civarda bir şey. Şimdi rakamlar açıklanacak daha sonra Mart sonunda. Ama bu sene dörde yakın diye düşünüyoruz. Ama bu bahsettiğimiz varsayımlar ra ilişkin yani daha doğrusu bu öngörülerimiz tutmaz da aşağı yönlü riskler gerçekleşirse tabii ki daha düşük bir büyüme de söz konusu olabilir. Ama ilk çeyreğin referans olmaması gerektiği kanısındayım. Büyümeyi hızlı geçeceğim. daha dengeli bir büyüme var. Aslında bizim fena değil yani gelişmekte olan ülkeler bir Asya hariç Büyüme performansımız fena değil. Dediğim gibi yani iç piyasada özellikle emtia fiyatlarının düşmesi ve para politikasının biraz daha destekleyici olması büyümeyi destekliyor. Jeopolitik gerginlikler Avrupa'daki durum tabii ki aşağı yönlü riskleri oluşturuyor. Şimdi önemli bir soru. Türkiye Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışına hazır mı? Kim hazır ki? Bilmiyorum. Şimdi şöyle. Yani varlıklar yeniden fiyatlanıyor. Ve bu piyasalarda ciddi bir volatiliteye, yani dalgalanmaya yol açıyor. Bunu yaşıyoruz zaten şu anda. Ama ben yine de şuna inanıyorum. Eninde sonunda ortalık bu toz duman yani yatışacak ve dönüp bakacaklar. Ülkenin az önce sıraladığım çok daha temel göstergelerine bakmak durumundasınız. Yani demografik yapısından, ülkenin reform yapıyor olup olmamasından, sorunların farkında mı değil mi ülkeler? Bu sorunlara doğru çözüm üretebiliyor mu, üretemiyor mu? Bakın sorunlar var. Bizde de var, Brezilya'da da var, Rusya'da da var. Sorun çok. Hindistan'daydım iki hafta önce. Yani orada apayrı sorunlar var. Japonya'daydım ayrı sorunlar var iki hafta önce. Amerika'daydık. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani sorun var. Bence yatırımcı şuna bakmalı. Bir ülke sorunlarının farkında mı? Yani sorunlar ne olduğunu biliyor mu? Yöneticiler. İki, bu sorunlara doğru çözüm üretebiliyorlar mı? Reform yapma iradesi var mı? Bakın bunlar bence çok daha temel konulardır. Yani ben döviz piyasasındaki dalgalanma hakkında hiç genelde yorum yapmam. Çünkü eskiden bu konularda yorum yaparken bile ne kadar yani çünkü bilsek zaten buralarda kimse olmaz. Yani şimdi yani Nobel ödüllü de olabilirsiniz ama bu döviz piyasa döviz kurlarındaki hareketleri tahmin etmek zor. Yani temel bir takım öngörülerde bulunabilirsiniz ama zamanlaması, magnitude yani büyüklüğü ve zamanlaması hakkında bir şey söylemek zordur. Şimdi o nedenle Türkiye hazır mı? Bence tabii ki piyasalardaki dalgalanma kaçınılmazdır. Zaten oldu, oluyor. Burada zaten yeni bir şey yok. Ama ben şunu inanıyorum: Avrupa Birliği'nin parasal genişlemeye gitmesi Türkiye için olumludur. Çünkü Türkiye'ye gelen doğrudan sermayenin yüzde 75'i Avrupa'dan geliyor. Türkiye'deki sendikasyonların yani banka sendikasyonlarının hemen hemen büyük bir kısmı Avrupa kaynaklıdır. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu yadır yani Avrupa eğer iyileşirse, toparlanırsa bu Türkiye için iyidir. Yani kaderimiz biraz daha Avrupa ile çok yakından ilişkilidir. Ben Türkiye'nin finans sektöründe, hatta gayrimenkul sektöründe aşırı bir balon, bir yani aş, bir takım aşırılıklar olduğunu inanmıyorum. Yani daha doğrusu tahmin etmiyorum. Geriye ne kalıyor? O zaman şu kalıyor. Diyeceksiniz ki madem öyle Türkiye niye bu kadar etkilendi? Şimdi bakın Aralık yani kasım ayına gidin, aralık ayına gidin, ocak ayına gidin. Türkiye sweet spot'taydı. Sweet spot. Yani en iyi şartlardaydı. Nasıl? Şöyle. Türkiye'nin iki sorunu var. Makro. Nedir sorun? Cari açık ve enflasyon. Peki ne oldu? Petrol fiyatları çöktü. Hükümet bir reform programı açıkladı. Siyasi istikrar ilişkin bir güçlü bir kanı var. Ne oldu biliyor musunuz? Türkiye'ye para akmaya başladı. Portföy yatırımlarından bahsediyorum. Niye? Çünkü dediler ki petrolden, petrol düşüşünden en çok kim faydalanır? Dediler ki Çin, Hindistan, Türkiye. Ve bir miktar para akışı oldu. Ortalık karışınca bir miktar para çıkışı oldu. Yani Türkiye'deki bu etkilenmenin bir boyutu da bu boy. Ama bugün itibariyle Türkiye'nin aşırı bir portföy yatırımına sahne olduğunu söylemek mümkün değil. Hatta Türkiye'nin over yani hiç şu anda Türkiye overweight yapan var mı? Yani Türkiye'ye ağırlığınızı artırın diyen var mı? Yok. Hatta nötr olanlar bile az. Bu o kadar kötü değil bu şu demek. Dalgalanmanın boyutunun aslında çok daha büyük olmayabileceğini söylemek açısından bunu söylüyorum. Evet. Bunu anlattım ben istihdamı. bu zaten iş gücüne katılım oranı mavi çizgi gördüğünüz gibi. enflasyon. Enflasyonu zaten hepiniz iyi biliyorsunuz. Yıllarca biz iki haneli, üç haneli enflasyonla ne yaptık? Cedelleştik yani mücadele ettik. Her gelen hükümet enflasyonu tek haneye indireceğiz dediler. En sonunda da biz indirdik. Onu tek hanede tutuyoruz ama tabii ki Geldiğimiz yer yeterli değil. Yüzde yedilik enflasyon, yüzde sekizlik enflasyon iyi değil. Olamaz zaten. Daha yüksek büyüme için, daha yüksek büyüme için mutlaka enflasyonu bizim yüzde beşin altına indirmemiz lazım. Onun için de reform yapmamız lazım. Merkez Bankası'nın elini güçlendirmemiz lazım. Merkez Bankası'nın kredibilitesini artırmamız lazım. O nedenle Maliye Bakanı olarak ben bugüne kadar çok destek verdiğim kanısındayım. Nasıl? Maliye politikasını sıkı tuttuk. Öyle değil mi? Yani Merkez Bankası'na alan açmak için, Merkez Bankası'nı elini güçlendirmek için, bakın Türkiye'nin borcunun milli gelire oranını biliyorsunuz. Yüzde otuz üçlere indi. Ama hala sıkı tutuyoruz. Niye? Reformlara alan açmak için, paraya ihtiyacımız var reformlar için, cari açıkla mücadele için ve enflasyonla mücadele için. Dolayısıyla ben inanıyorum ki enflasyonda da gereken başarıya. Tabii liradaki değer kaybı bizim için risk. Ama aşağı yönlü faktörler de var. Özellikle emtia fiyatlarının düşmesi, gıda fiyatlarının normalleşmesi ve tabi ki baz etkisi. Ee, enerji fiyatlarının enflasyonu etkisini hepiniz biliyorsunuz. 10 10 dolarlık düşüş yaklaşık 40 baz puan. Maliye politikası. Bu da bizim genel devlet açığı Hakikaten iyi bir noktadayız. 2009 hariç e, Maastricht kriterlerini tutturduk ve hedefimiz 2017'de bütçe fazlasına geçiş. Olur olmaz, önemli değil. Ama ben inanıyorum ki bu sıkı politika Türkiye'nin hayrınadır. Şu nedenle, çünkü az önce de söyledim, üç sebeple. Bir, cari açıkla mücadele. Enflasyonla mücadele ve bu reform programının uygulanmasını sağlamak için mali alan, fiscal space lazım bize. Bu Türkiye'nin açığının diğer ülkelerle, bu 2015 tabii ki e, projeksiyonu, 2014'te bizim açığımız milli gelirin %0.7'siydi. Bizim bu seneki hedefimiz %0.5. Şunu söyleyeyim, ekonomi tabii öngördüğümüz kadar güçlü büyümezse aşağı yönlü riskler var yani bir Maliye Bakanı olarak doğru yönlendirmem lazım sizi. Henüz bu işin başındayız. İyi başlamadık. Sıkı tutuyoruz ama bakacağız yılın geri kalanına. Ama yine de tuturuz diye ümit ediyorum. Yine kamu borcunun milli geliri oranı bu brüt borç stoku yakla %33 civarındaydı geçen sene. Hedefimiz yüzde %28'lere kadar indirmek. Yine borcun başka ülkelerle karşılaştırmasına bakarsanız gelişmekte olan ülkelere göre bile Türkiye iyi durumda. Yani gelişmekte olan ülkeler yüzde 41, Türkiye yaklaşık yüzde 32 civarında. Geçenlerde McKinsey bir rapor yayınladı. Hane halkı borcuna baktı, devletin borcuna baktı, şirketlerin borcuna baktı. Yani toplam leverage, bütün borcun milli gelire oranına baktı. Türkiye birçok kategoride en düşük 7. 8. ülke veya 10. ülke noktasında. Türkiye çok iyi bir yerde. Dolayısıyla genel olarak leverage Türkiye'de düşük. Ee, bunun detaylarına girmeyeyim. Cari açıkta iyileşme var ee, ama hala yüksek, hala sürdürülemeyecek düzeyde. Eğer petrol fiyatları bu düze 60 dolar düzeyinde kalırsa de bu kurla cari açık %4'e rahat iner diye düşünüyoruz. buçukta sürdürülebilir bir düzey olarak görüyoruz. Türkiye'nin tekrar 4-5 civarında büyüyeceği varsayımıyla, cari açığın finansmanında biraz iyileşme var. bahsettim bunları zaten anlattım. Dolayısıyla cari açıkta biz bir iyileşme öngörüyoruz. Tabii ki Avrupa Birliği ile yakın, dedim ki kader birliğimiz var dedim. Avrupa Birliği'ndeki Avrupa Birliği'nin büyümesiyle bizim ihracatımız arasında yakın bir ilişki var. Normaldir zaten. Ben inanıyorum ki Avrupa Birliği toparlandıkça biz e, tabii ki daha da iyileşeceğiz. Avrupa Birliği ile ilişkiler burada çok güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Fazla detaylara girmeyeceğim. E, gidebilirsem tabii. E, enerji fiyatlarının etkisi dediğim gibi 10 dolarlık düşüş, cari açığı yaklaşık milli gelirin 0.5 puanı kadar e, azaltacak. ve Dolayısıyla rahat bir şekilde cari açık %4 civarına kadar inebilecektir. Genelde döviz pozisyonu hakkında Türkiye'nin döviz açığı hakkında soru işaretleri geliyor. Devletin bir döviz pozisyon açığı yok. Dolayısıyla bilanço etkisi bu döviz hareketinin devlete doğrudan etkisi yok. Yani daha doğrusu olumlu etkisi var ama dolaylı etkisi mutlaka olur. Yani ekonomi etkilenirse biz de etkileniriz. Bankacılık sektörünün çok ciddi bir döviz pozisyon açığı yok. Hane halkının çok büyük bir döviz pozisyon fazlası var. Şirketlerin de açığı var. Fakat bu şirketlerin açığına da baktık. Türkiye'deki şirketlerin %63'ünün döviz borcu yok. %88'inin yani döviz borcu var olanların da aslında döviz geliri var. %12'sinin ne döviz geliri var ama döviz açığı var. Bu nasıl oluyor? Kim borç veriyor bunlara? Bunlar muhtemelen orta küçük ölçekli işletmelerdir. Bu hane halkı döviziyle bunun arasında muhtemelen ilişki vardır. Ya, bankacılar bu da kafa sallıyorlar. Ha, yani herhalde bana katılıyorlar. Muhtemelen öyledir ama yine de tabii biz bu konuyu ciddiye alıyoruz ve bir reform yapıyoruz. Şu anda mecliste bir kanun var. Nedir kanun? Siz sermayenizi artırırsanız biz sermayenizden yani artırdığınız sermaye kadar örtülü bir faiz oranıyla gider yani vergi matrahından gider olarak düşmenizi sağlayacağız. Yani sermayeyi artık vergiye karşı hem koruyacağız hem de borca karşı cazip hale getireceğiz. Şimdi bizim mevcut sistemimiz borçlanmayı teşvik ediyor. Yurt dışından borçlan, hatta kendi paranı getir. Bir de üstüne faiz giderini de yaz, vergi matrahından düşür, daha fazla kar et. Ve şimdi diyoruz ki borçlanmış gibi, e sermayeni artırırsan, biz sana sanki borçlanmış gibi sana o imkanı sağlayacağız ve böylece bu kanun şu anda mecliste, biliyorsunuz. Bu da çok önemli bir adım. Niye? Çünkü her ne kadar, her ne kadar, yani mevcut. E, sorunlar yönetilebilir düzeyde ise de biz gelecekte Türk şirketlerinin aşırı borçlanmaya gitmesini doğru bulmuyoruz. Devletin borç problemini biz çözdük ama özel sektör borç problemiyle karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bu kadar açık ve net. Dolayısıyla biz teşvik edeceğiz yerel yani sermaye koymayı. Bu hane halkının borçlanma düzeyi nispeten düşük, %22 civarında. Avrupa'ya oranla düşük ama son yıllarda çok hızlı yükseldi. Ee, bir de biz vatandaşlarımızın dövizle borçlanmasına izin vermiyoruz biliyorsunuz. Yani Macaristan'ın yani daha doğrusu Doğu Avrupa ülkelerinin yaşadığı problemleri yaşamak istemiyoruz. Ve uzun bir süredir vatandaşların dövizle, hane halkının daha doğrusu dövizle borçlanmasını yasakladık. Bu kadar basit. Dolayısıyla bu döviz kuru yani daha doğrusu bu dalgalanmanın hane halkının bilançosuna yansıması döviz mevduatı yoluyla olumlu ve borcu da olmadığı için etkilen yani olumlu etkilenmelerini beklersiniz. Uzun vade uzun vadede hepimiz öleceğiz tabi ee, ama yine de bir şeyler söyleyeyim ben ee, ben söylemedim Keynes söyledi fonu ee, şimdi biz hakikaten Bakın 90'lı yıllar kim ne derse desin kayıp yıllardı. Yüksek enflasyon, siyasi istikrarsızlık işte vesaire vesaire. Şimdi 2000'li yıllar ufak tefek iniş çıkışlara rağmen Türkiye hakikaten yani bir başarı hikayesi denilebilir. Yani sadece şeye göre değil, kendi tarihine göre. Yani Latin Amerika ülkeleriyle karşı, Emerging Europe'la karşılaştırın. Orta Doğu ile karşılaştırın. Gerçekten ha Asya bizden iyi. Amen. Asya ayrı bir gezegen. Onu ben bir şey demiyorum. Ama Asya'ya yani daha doğrusu Asya'yı yakalamak için işte tasarruflar artırmamız lazım. O nedenle bu reform programı çok önemli. Şimdi o nedenle bakın 2000'li yılların başında kişi başına milli gelir Avrupa Birliği'nin %30'u civarındaydı. Şimdi %55'ine ulaştık. Dolayısıyla biz Avrupa ile bir yakınsama sürecinde, bir convergence sürecindeyiz. Avrupa'yı inşallah yakalayacağız. Yani bu reformla rahat bir şey. Hatta bakın Türkiye'nin bazı illeri, mesela Ankara, İstanbul, Yunanistan veya Orta Avrupa'nın bazı bölgelerini yakalamış durumda. Yüzde yetmişine, yüzde seksenine ulaşmış durumda kişi başına milli gelir var. Özetle şunu söylüyorum. Tekrarlamayacağım kurumların kalitesi çok önemli. Avrupa Birliği süreci çok önemli. Devam ettireceğiz. Reform yapmaya devam edeceğiz. Demografik yapı anlattım. Türkiye son derece elverişli bir demografik yapıya sahip. Ve verimlilik. O nedenle de reform lazım ve yatırım lazım. Daha çok yatırım, daha çok reform, demografik yapı zaten var. Bir de kurumların kalitesini daha da artıracağız ve Türkiye'yi inşallah birinci lige çıkartacağız diye düşünüyorum. Bu demografik yapı, çalışma çağındaki nüfusu işte görüyorsunuz. OECD ile karşılaştırdığınız zaman gördüğünüz gibi neredeyse 3 kata yakın hızlı büyüyor. Ve tabii ki produktiviteyi ne artıracak? insana yatırım artıracak, altyapıya yatırım artacak, araştırma geliştirmeye yatırım artacak, genel anlamda yatırım artacak. Yani bunların hepsinin formülü her şeyi ortada bunları başaracağız. Bizim çok iddialı hedefler tabii 2023 şu anda hani belki zor görülebilir ama bizim için önemli olan yüksek hedef koyacaksınız. Bunlara ulaşmak için çabalayacaksınız. Şimdi yani Amerikalılar uzaya gitme hedefini koymasalardı giderler miydi? Yok. Önce hedefi koyacaksınız. Tamam mı? Sonra da ona dönük çalışacaksınız. Dolayısıyla bence efendim şu milyar şu, tri şu trilyon dolara şu bu kadar milyar dolar ihracata ulaşacak mı sorusu çok anlamlı Olabilir ama benim için çok değil. Önemli olan oraya gidiş için doğru programı, güçlü programı uygulamaktır. Çünkü küresel, yani hangi sırada olacağımız biraz da küresel koşullara bağlı. Kişi başına milli gelirde de ben inanıyorum ki Türkiye uzun vadede buralara ulaşacak. Bunlar benim rakamlarım değil. Daha çok uluslararası finans kuruluşlarından raporlarından aldığımız rakamlar. Yani Türkiye rahat bir şekilde belki 2050'li yıllarda 50 bin dolarları belki yakalayacaktır. Benim sunuşum çok uzun oldu biliyorum. Ama kapanış, kapanış olunca benden sonra kimse gelmediği için bu büyük bir avantaj. Siz kapanışları verirseniz ben de böyle uzun sunumlar yaparım. Eğer sizi yorduysam, çok yani daha doğrusu sıktıysam kusuruma bakmayın. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım diyor ki soru-cevap var mı diyor sorusu olan varsa hazır Bakanımız buradayken ani oldu galiba bir anda. Yok galiba. Tamam teşekkür Peki. ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza sağ olun çok teşekkürler. Değerli katılımcılarımız gelecek yıl Uludağ Ekonomi Zirvesi 2016'da yeniden buluşmak üzere diyoruz. Hepinize katılımınız için, enerjiniz için, vaktiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm ekibe de geçmiş olsun diyoruz. Hepimiz aylardır özellikle ekip gece gündüz çalışıyor. Sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz. Katılımınız için de sizlere teşekkür ediyoruz. Seneye görüşmek üzere.